Furkan suresi 30. Şeyhim. 30 ve 31. ayetler oku. Furkan suresi 30. İnşallah hocam. Estağfurullah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Ve elçi dedi ki, Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Siz açıklamıştınız hocam. Peygamberimizin tek şikayeti Kur'an'da, Kur'an'ın terk edilmiş olduğu. Ahir zamanı işaretle inşallah. Evet. Mehdi devrinde Kur'an geniş çapta terk edilmiş oluyor. Dünya çapında. Özellikle Yobaz takımı tarafından. İnşallah. Kur'an terk edecek. Kur'an'a savaş açacaklar. Ve takva adına Kur'an'a tavır alacaklar. Kur'an'ın yetersiz olduğunu, Kur'an'da Allah'ın hükümlerini açıklamadığını, Kur'an'ın ehemmiyeti olmadığını, asıl olan hurafeler olduğunu, hurafelere göre hareket etmenin sünnete uygun olduğunu, Kur'an'a uymanın da delalet ve fitne olduğunu söyleyecekler. Allah ayette bir daha söyle, ne diyor? Ve elçi dedi ki, Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Peygamberimizin söylediği bir söz. Fakat ahir zamanda Mehdi'nin söyleyeceği de bir sözdür. İnşallah hocam. İnşallah. Devam et. İşte böyle. Biz her peygambere suçlu günahkarlardan bir düşman kıldık. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Her peygambere diyor hocam inşallah. Suçlu günahkarlardan bir düşman kıldık. Bir deccal yani. Bir deccal. Evet. Deccalsiz yok. Ahir zamanda Mehdi'ye, peygamberlere eskiden bir deccal müsallat oluyor. Mehdi'ye 30 küsür deccal müsallat oluyor. 30'un üstündedir. Dünya büyük olduğu için. 7 milyar insan var. Onun için Allah Hazreti İsa'yı da yardımcı kılıyor Mehdi'ye. Evet. Olay büyük çünkü. Elhamdülillah. Konu çok büyük. Maşallah. 30 deccal. İnşallah. Kadınların da bulunduğu 30 deccal çıkacak diyor. İnşallah. Eskiden mesela bir Firavun var deccal. Bir Nemrut var. Ama şu an öyle değil. İnşallah. Yobazlardan da deccal çıkacak. Kafirlerden de deccal çıkacak. Büyükleri olacak, küçükleri olacak. İt sürüsü gibi deccal çıkacak. Darwin başta olmak üzere. Evet. Evet.